Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Bugün Sylvana oynuyoruz. Piklerimiz güzel oldu. Birkaç gündür Sylvana isteyen bir arkadaş var yorumlarda. Ben de değerlendireyim dedim. Çünkü belli ki o da yakında nöbet tutmaya başlayacaktı. Karşı takıma gider mi? Gider. Taşlaştırılı bir Dairot var yine karşımızda. Yani sıkıntı yok. Bir şekilde hallederiz. Açılmayız. Ama yakalarsa da biliyorsunuz çok rahat tekler. Bizde de global 2 lobsumuz var kardeşimiz. Global 72 olmuş. Artık bu global işleri çok basit olmaya başladı ya. Niye bilmem. Ya bunu önerme işte güzelim benim. Bunu önerme. Bak ben XP'de oynuyorsam bunu önerme. Farkında olmasam şimdi o dolaşımla oynasam, muhabbete dalsam bu benim suçum değil. Oyunun suçu. Niye XP kurduruna dolaşım öneriyorsun? Neden Sylvana'ya dolaşım öneriyorsun? Yani bu nasıl bir sistem hatası güzelim. Bak çuğ alıyorum tamam mı? XP'ye geliyorum çuğuyla. Dolaşım öneriyor bana ya. Çuğ lan çuğ. Allah Allah. XP'yi de seçiyorsun yani. Bunu niye öneriyor acaba? Uzun süredir var bu sıkıntı. Kardeşim yana yana can vereceksin galiba. Yanmıyorsun da. Şimdi 2 level olsa beni döver değil mi? Döver döver. Vallahi et haşlar gibi haşlar beni. Sıkıntı ya. Dairot'a karşı oynamayı hiç sevmiyorum lane'de. Azıcık bir şey açılayım. Gelecek basacak taşı. Çok güzel. Şu an bir hamleme bakacak onu kesmek. O da taşlaştır atmayı bekliyor. Nasıl ya? Çok hızlı çıkmış. Tekrar gelecek skiller onun. Kanka o bana oynayacak bana. Çok güzel. Kaçamayacağını anladığı için oynaması tek çareydi. O yüzden acele etmedim. Güzel oldu bak. Şimdi arkadaşlar şuna ben bir armor botu alayım. Sonrasında Nahan da bunu alacağız. Hem bir çıtır hasarımız olacak hem de Dairot'a karşı biraz olsun direncimiz olsun armor botla. Bir de amblemimi göstereyim merak edenler oluyor. Hey Janus'tan suikastı sönmeyen ateş girdim. Birazcık lane'e odaklı bir amblem dizilimi. Epey bir güçlü olabiliyorsunuz lane'de. Hiç açılacağını sanmam onu daha fazla. Hayır senin taşın batsın be. Bay bay. Ya Dairot oyuncuları hep böyle. Niye biliyor musunuz? Kahraman çok güçlü ya. Hep böyle saldıralım. Hep böyle taşla tekleyelim kafasında oldukları için bu şekilde bir canla çok hata yapıyorlar. Yapmayın kardeşim. Adamla girdin trade'e. Yani fevri davranma. İnsanlarda şu var. Hep kendi yapabileceklerini düşünüyorlar. İşte ben şunu yaparım, şunu ederim, bunu. Oğlum birazcık da karşı tarafın sana yapabileceklerini düşün. Ben bunu yaparsam o da bana şunu yapar diye hesap et mesela. Hayatta her zaman bunun hesabını yapacaksın. Sen bir şey yapıyorsan karşısı da armut toplamaz. O da bir şey yapar. İnsan psikolojisi bu. Güzel. Öldü. Çok iyi be. Çikilop'la güzel bir ikili olduk burada. Öldü. Süper. Ramak kalmıştı ölmemize. Akıllı Hasan'ın bitmesine çok az kaldı arkadaşlar. Sonrasında
Cennet tüyü alırız. Ulti attıktan sonra adamı takır takır hızlı hızlı vurabilmek için. Veya bir parlayan asa da alabiliriz. Bakacağız duruma göre. Burada hata yapmak istemiyorum. Hasır öne geçmişken 2 kill 2 asist. Gayet yerli yerinde oynayalım. Keserler onu da. Çok güzel. Dairot nerede acaba? Mide mi pusmaya gitti yoksa burada mı pusuyor? Görmemiz lazım onu. Hadi oğlum çık meydana da. Tırstırıyorsun beni. Çok güzel. Baba kaçar. Ne alıyoruz biz ya? Bu değil, bu değil. Parlayan asa alalım. Çünkü şunu fark ettim. Taşlaştırıyla beni bozuyor. O yüzden çok fazla düz vuruş atamayacağım ona. İlk atladığım an ulti Q W hasarını iyi verebilmem için parlayan asa alacağım. Çünkü Sylvana sürekli hasar vuran bir şampiyon olduğu için parlayan asayı çok iyi tetikler. Devamlı hasar atabilir. Kanka inşallah tek başına bir şey denemezsin orada. Dairot da yani güçlü bir şampiyon, öyle şeylere gelmez. Bekle kankam benim, dur dur. Süpersin. Oynayacağım oraya. Vay arkadaş sen ya. Geliyorum. Nice. Üste gidilebilecek bir durum yok. Minyon zaten önde. Mid tutulabilir ama burayı açmak da bir güzel olabilir. Hadi gel lan, ne olur gel. Şuraya oynayalım kankalar. Ulti fiske kombosu akar ama. Aklın gider aklın. Koş kanka koş, bununla hiç oyalanmayalım. Ya da oyalanın dur. Koş 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 koş. Şuradan geçecek. Yani buraya gelmediyse nereye gitti? Geliyorum kral. Çok güzel de seni fena kesti. Kankalar bir dakika durun, konuşabiliriz ya. Konuşabiliriz ya. Durun ya. Ultim olsaydı orada parçalardım hepsini. Şunu da alayım. Bizimkiler de lord almış. Güzel. Vur oğlum vur vur vur. Nice. Global 50 mos taşıyacak diyorsun. Dalga geçme kardeşim. Adam taşırsa valla ters köşe olursun. Ben Moskovların çok maç taşıdığını gördüm yani. O hero böyle kaybedilen maçı taşımasıyla ünlü bir hero. En kötü gider split atar, aha şu an yaptığı gibi. Kule açar bir şekilde oynar. Kazanır mı bilemeyiz. Ama taşıma potansiyeli yüksek oluyor Moskovaların. Dairot'la 1v1 kapışmak istiyorum şu an.
Yani onu kovalarsak o orada base atacak ya. Şu farmı iter mi acaba? Ya base atıyor. Şu mide bir zorlayabiliriz. Nice hocam. Ultim duruyor. Moskova oynarım. Oy. Baitlese aslında belki bir ani hasar vurabiliriz ona. Dur bakalım. Baitleyecek o. Hayabusa baitleyecek. Ama çok öne gitti. Lord Lord. Çok vuruyor. Oo. Novaria fazla vuruyor. Çocuk da öldü Lord baktı orada. İşte bunlar hiç hoş şeyler değil. Dur bakalım şuna uçabileceğiz mi? Nice. Lord'a koşun agalar. Moskova oraya doğru gitti çünkü. Atlasın dur dur dur. Dur yapacağız bir şey dur. Çok güzel ama ölebilirim. Ulti basarsa öleceğim. Her türlü öldüm. Süper süper. Hadi oğlum. Hadi 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 hadi. Öldü. Keşke Mino bari çıksaydı oradan. Şimdi bir tane vahşi güç ya da almasam mı bilmiyorum ki. Yani her türlü öleceğim ama. Şunu bir alayım da en son baktın olmuyor bir kılıç zırhı ya da vahşi güç alacağız. Çok iyi. Şu arkadaşı ben kesebilir miyim burada? Bakacağız. İyi vuruyorsun. Burada bekleyeceğim ya. Biri gelecek elbet. Buraya da gelebilir. Şimdi Dairoth'ta Ayaz var. Bana karşı hasar konusunda etkisi olmaz ama vuruşlarımı yavaşlatacak. Bir de öyle muazzam bir can çalamayacağım. Ama yine de bekleyeceğim onu eğer gelirse diye. Çünkü Lord öncesi birini düşürmek çok etkili oluyor. En azından biri gelsin daha. Bir Moskova da mı gelmiyor? Bir Hayabusa da mı gelmiyor la? Tamam Moskova'yı şurada gördük. Oralarda tank da vardır onun arkalarında. Novaria da orada. Tamam kimse gelmiyor. Ver bakalım şunu. Çok güzel. Mino'da ulti var.
fiske basmadı. O fiskeyi basabilseydim çok güzel olacaktı ya. Sağlam bir combo bu arada. Sylvanan fiske Q kombosu. Gelecek. Şu kuleyi de açalım. Öldü, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şunu bir tutsam aslında destek gelir mi acaba takımda? Oy, çok güzel girdim de. İşte bundan korkuyordum. Destek gelmez. Görmezler beni hiçbir zaman. Şu hareketleri var ya, ben ölmeden yapsaydınız çok güzel olacaktı. Neyse, biz de oranın avrasını almış olduk. Hasarını falan emmiş olduk. Süpersiniz. Hayabusa toparlar ama orayı. Gerçi ölümsüzlüğün var ama yine de minyonu kesecek. Ölmüş olabilir mi? Yok. Bitmeyecek. Gölgesi gelecek o çocuğun. Ama vur lan. Oha. Bitti mi? Bitti mi bir tane daha? Yok. Şanslılar ya. Şimdi Hayabusa ulti attı değil mi? Şuralara bir yılanlayalım bakalım. Biri gelecek mi? Gelirlerse işimiz yaş. Ama çıkma işte oğlum. Pusacağız daha, eksiyiz. Şüphelendi şimdi adamlar. Bütün çalıya denecekler. Allah'ım yarabbim. Taşına şimdi değmeyeceğim. Sakinim, bir şey yok. Şunu kesin kanka. Çok güzel. Moskova düştü. Ama ulti hepsine sekti. Oh Mina, oh. Ayakta uyuyor milleti ya. Bir de benim şeyim çok yüzüme gidiyor. Beni taşlaştır bozuyor ya ultimin içindeyken. Çok gıcık bir şey. Benim ultim boşa gitmiş oluyor o zaman. Bunun ultisine bir denge getirseler. Mesela bak. Normalde taş bozsun, tamam. W de bozsun. Q de bozsun. Her şeyi bozsun. Ama ulti formundayken ikinci skill'i basıyorken taş bozamazsın ya. Aynı Odette gibi. Basayım yani ona. Kaç seferdir adam sadece taşlaştırla bozuyor beni mesela. Keseceğim adamı kesemiyorum. Pozisyonumdan oluyorum bedava. Yani bu şöyle oluyor. Bir tane siper bir oyuncunun oyunculuğunu elinden alıyormuş gibi. Çok iyi oynadın lan. Aferin. Tamam, sıkıntı yok. Seni satmayayım diye girdim. Biter herhalde ya. Çok tilt olmaya başladım çünkü. Her girdiğim yerde CC yiyorum böyle. Hep birinin arkasından biri çıkıyor birbirini korumaya. Adamlar çatışıyor ama şey gibi laf. Köpekler de kavga eder ama kurdu görünce birleşir misali. Kime fokus atsam vallahi birbirlerini koruyorlar. Böyle gittikçe maçı da kaybederiz. Vuralım, vur vur vur, bitsin maç. Aynen öyle yırt. 19 dakika falan sürmüş ya. Daha uzasa çünkü kaybedeceğiz belli bariz. Onlardaki kavga bize sekecek çünkü. Neyse, güzeldi. 9-5-10 oynamışız. Yani o taşı maşı yemesem, girdiğim yerde de CC yememiş olsaydım muhtemelen bir 3-5 kill daha alırdık ama sıkıntı yok. Hasarımız bu şekilde arkadaşlar. Herkes elinde koluna sağlık. Güzel maçtı. Bunu bir maç daha ekleyeyim. Buraya kadar geldiyseniz videoya beğen atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maçta iyi seyirler. Arkadaşlar, ikinci maçtan tekrardan selamlar. Kalete oynuyorum. Karşıya gidebileceğini düşündüğüm bir savaş kendisi. Hem de bayağıdır videosunu çekmiyorduk. Picklerimiz yine güzel oldu. Baktığımız zaman karşıdan daha güçlüyüz ama karşı takımda da çok fazla CC var ve kanser pikler var. Hel kurtludur, Vexanasıdır.
Ve gerçekten son zamanlarda Vexana'ya çok sinir olmaya başladım. Vexana, Nana falan. Yani bir de anlıyorlar bunları. Yani çok kanser bir durum. Vexana geliyor böyle çok hızlı bir şekilde bütün kaynaklarını atıyor. CC'den çıkartmıyor. Yetmiyormuş ki de Lord'u söküp getiriyor oradan. Adamı delirtiyor yani. Tamam kardeşim, bu kadar yeter sana. Şimdi Nata var değil mi karşımızda? Gidek bakalım. Birazcık sopa yemiş olabilirsin. Bir de ucundan. Sana da beys. Şu lane'i dondurayım da bu acaba alamazsın değil mi onu? Bir yerlerden dolaşıp geldiğini varsaysak. Tamam güzel. Gene bir MS'lenme var oyunda. Bak. Farmı bıraktı, mide gitti. Lan iki sopa attık. Hemen küsülür mü? Dur bakalım. Buradan geçer o. Buradan gidecek. Bu şey yok mu yanındaki kaydırak? Ona basacak o. Dur bakalım. Ama bu olmadı. Okey. Ya bu neyin emesi oğlum ya? Yabancı da yok kimse. Ne karşıda ne takımda. Saçma saçma sinir bozucu bir emes. Natalya küsmüş bana ya. Vallahi billahi küsmüş. İki tokat attım adam gitti buradan. Acaba Natalya ne zaman gelecek? Sıkılmaya başladım bak. Salıp gidesim geldi şu an lane'i. Birader adam harbiden küstü ya. Yemin ediyorum bak. Bileydim bu kadar vurmazdım kankam sana ya. Nereden bileyim küseceğini? Azıcık yavaş vururdum. Dayı adam giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor vuruyor giriyor çıkıyor vuruyor. Ay, sizden çıkamıyorum ki. Bir çıksam bir rahata çıksam şöyle yapacağım bir şey ama nasıl çıkacaksın? Bir sustur atıyor oradan öteki. Aman. Kuleyi bari açtık. Swap atabilirim aslında. Çok ölmüş bu eleman. Atlasçım canım benim bak beni bırak benle uğraşma kardeşim. Bak vallahi uğraşırım seninle. Git şu ölümden targetimden çık hedefimden çık. Kanka geliyorum oraya. Daraldım aşağıda. Nereden gördün la?
Kesin ama onu. Süper. Mükemmel girdim bu arada. Bak bak bak, sıfatı kes ya. Sırayla basıyor ya. Yapacak bir şey yok kardeşim. Bize de geliyor. Yapacak bir şey yok. Bakacaksın oyununa. Burası tam girilmelik mekan ama. Oğlum ışıklar kapandı. Geldim. Abi dakika 7. 12 bile olur. Yani güzel hareket. Bu da güzeldi. Ateşle oynuyorsun. Oynama. Oradan çıkmak imkansızdı. Bir çıtır daha hasar alınabilir. Bunun da ne alırız kardeşim? Zırh derme alırız ya. Yırtmalık. Deri kanser konuştuklarına bakmamak lazım yani. Böyle bir anlık satışa maçı döndürebilirler. Çünkü arkadan gelseler, bizim zavyeri çıkarsalar, Cloud'a fokuslasalar, uzayan oyunda kim vuracak ondan sonra? Ben vuramam ki bunları uzayan oyunda. Kanka sen itmeden ben fight'e gideyim. Ah lan. Söyledi var ya. An ally
Oğlum bu şahin gözlerden kaçabilemezsin. Evet, bir adet de şöyle bir parlak alayım da, ya da parlak almayayım yani, Midas alayım ben bunlara. Daha mantıklı. Süper. Bir fisk ulti yapsa Atlas. Düşünsenize, böyle dördümüzü falan tutuyor, kule altına çekiyor. Oradan gelişmiş lord alıyorlar. Oyunu açıyorlar. Oyun uzuyor 25 dakikaya. Ana. Ana. Uğraştır ondan sonra Vexena'yla. Oğlum beni duyuyormuşsunuz gibi tamam atıp durmayın. La işkilleniyorum. Çok da hasar edemem. Neyse gidelim lord alalım ya. Lord aşağıdan gidecek. O yüzden üstü itik tutalım. Aşağıdan zaten hızlı bir şekilde ilerleyecekler. Ayarlayacağız, çözeceğiz. Şurası birazcık tehlikeli. Tehlikeye gidiyorum. Tamam, sıkıntı yok. Bunda Fisk'e kombosu yapıyor millet. Ben hiç yapmadım o komboyu. Nasıl yapıyorlar acaba? Denedim bir ara. Ultiyle indikten sonra Fisk'e atmayı denedim. Olmadı. Fisk'e ulti olabilir. Ama o da çok yavaş olur. Maşallah. Süper. Güzel. Bitiriyorum ya. Nice. Sağlık olsun arkadaşlar. Yani bu tarz maçlar herkese denk geliyor. Gün içinde 10 maç oynuyorsam 8'inde aynı rakip gibi çaresiz kalıyorum. Takıma geliyor 4 tane dümbük. Ya biri Flamer oluyor, biri fitliyor, biri dünya umurunda değil. Hani şey gibi, kör, sağır, dilsiz hepsi böyle takımda toplanıyor. Oynamaya çalışıyorsun, olmuyor. Cart curt meseleler oluyor. Yani buraya kadar geldiyseniz teşekkürler. Gece saatinde çekiyorum videoyu. Bir de işlerim olduğu için daha iyi bir video çekmek isterdim ama bu çıktı. Sağlık olsun diyorum ve kendinize çok iyi bakın deyip kaçıyorum.